Evet, değerli katılımcılar, değerli konuklarımız etkinliğimize hoş geldiniz. Bu güzel ve anlamlı günde sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Sizi Mimarlar Odası adına selamlıyorum ve katılımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepimizin çok yakından tecrübe ettiği gibi kadın mücadelesi daha adil, daha barışçıl ve duyarlı bir toplum, çevre ve hatta mimarlık için elzem bir konu. Kadın mücadelesi derken de sadece kadınların değil, aslında tüm ötekileştirilenlerin penceresinden bakan kapsayıcı bir aslında yaklaşımdan söz ettiğimizin altını çizebiliriz. Bugün kadınlar, çocuklar, yaşlılar, LGBTİ bireyler, etnik ayrımcılığa uğrayanlar ve doğa dahil tüm ezilenleri ve ötekileştirilenleri içine alan çok geniş bir mücadele alanından söz edebiliriz. Hepimizin çok iyi bildiği gibi savaşlar, politik baskılar, yoksulluk, iklim değişikliği dahil tüm sorunların ilk elden etkilendiği topluluk kadınlar. Ve buna karşı mücadele edenlerin de başında tabii ki onlar var. Bugün bu önemli konuya mimarlık alanından yaklaşarak bakmaya çalışacağız. Hepimizin çok iyi bildiği gibi kadın meslektaşlarımız erkek meslektaşlarıyla kıyasla aynı iş için aynı ücreti almadığı gibi kariyer basamaklarında da ilerlerken patriarkal düzenin engelleriyle de karşılaşıyorlar. Eşitsizlik tabii ki yalnızca bununla sınırlı değil. Avrupa Mimarlık Konseyi'nin 2020 yılına ait sektör araştırmasının sonuçlarına göre kadın mimarlar erkek meslektaşlarına kıyasla daha az ücret almakla birlikte kadınların yaşı arttıkça ücret farkının da katlanarak arttığını aktarıyor. Dolayısıyla bu sistem sadece erkeği ödüllendirmekle kalmıyor, kadınların arasında da gençlerden yana bir tercih yaptığını da söyleyebiliriz. Oysa birazdan örneklerini de göreceğiniz gibi mesleğin her alanında kadınların katkıları görmezden gelinemeyecek kadar önemli. Neyse bu konuda artan bir farkındalık var. Bu olguyu kutlayan ve onurlandıran kişiler ve kurumlar da bulunuyor. Mimarlar Odası da bu alandaki tabii ki mücadelelerini sürdürüyor. Bu da gelecek kazanımlar açısından bize umut verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda bugün biraz bu konuların etrafında ama mimarlık özelinde bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle bütün katılımcılarımıza ve konuklarımıza. Bu bağlamda programımıza göre ilk etapta açılış konuşmasını yapmak üzere ben ilk kadın genel başkanımız Profesör Doktor Deniz İncedayı'ya söz vereceğim. Ondan sonra Özlem Erkaslan hocamız, yine Profesör Doktor Özlem Erkaslan ve Büşra Al bizlerle olacaklar. Çok kısaca Deniz hocamı tanıtayım, onu tanıtmama gerek yok. Herkes tabii çok iyi tanıyor ama kayıtlara geçmesi açısından kısaca aktaracağım. Profesör Doktor Deniz İncedayı Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede profesör kadrosunda eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdüren İnce Dayı, kurumda rektör yardımcılığı dahil pek çok idari görevde de bulundu. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası alanında meslek örgütlülüğüne de katkıları çok oldu Deniz İnce Dayı'nın. Özellikle Uluslararası Mimarlar Birliği, Avrupa Mimarlık Konseyi, Karadeniz Mimarlar Birliği, Akdeniz Mimarlar Birliği'nde ülkemizi temsilen pek çok görev yaptı. Özellikle Uluslararası Mimarlar Birliği'nde uzun yıllar konsey üyesi olarak görev yaptıktan sonra son olarak başkan yardımcılığı görevini de yaptı. Ülkemizde ise İstanbul Şube Başkanlığı dahil Mimarlar Odası yönetim kurullarında yer aldı. Halen de Mimarlar Odamızın genel başkanı olarak kurum tarihine de yön veren bir döneme imza attığını söylemek yanlış olmayacak sanırım. Bu bağlamda Mimarlar Odası adına açılış konuşmasını yapmak üzere sözü Deniz Hocama bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Ayşen Hocam. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum öncelikle meslek odamız adına. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyorum. Bütün kadınların bu anlamlı gününü kutluyorum. Bu etkinliğimize de toplumsal cinsiyet eşitliğine mimarca bakmak başlığını koyduğumuz bu etkinliğimize de bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Burada birlikte olmaktan gerçekten mutluyuz. Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz tüm dünyada birçok etkinlikle 8 Mart ve onu izleyen haftada kutlanıyor. Kuşkusuz çok sayıda vurgular, etkinlikler düzenleniyor ulusal ve uluslararası platformda.
Kadınlar Günü'nü tabii ki böyle bir sınırlı günlerde ya da haftalarda, sürelerde anmak çok anlamlı değil. Aslında bu konular hayatımızın bir parçası. Süreklilik içerisinde gündemde tutulması gereken, sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken konular. Ancak bu sembolik günde ya da haftalarda bizler de konuya ilişkin tartışmaları biraz daha açmak, güncel bilgileri, sorunları, çözüm önerilerini gündeme taşıyarak iletmek, değerlendirmeler yapmak amacını önemsiyoruz. Çok sayıda biliyorsunuz ülkemizde de farklı platformlar, kurumlar, çok sayıda sivil toplum örgütleri bu bağlamda bu süreçte mesajlarını iletiyorlar, değerlendirmelerini toplumla paylaşıyorlar. Bunları da biz çeşitli kanallardan izleme şansına sahip oluyoruz. Bizler de Mimarlar Odası olarak, Ayşen Hocam da söyledi, bu hassas ve önemli konuda özellikle son yıllarda sürekli gündemde tutma, bu konuyu daha güncel bir bakış açısıyla geliştirme, çözüm önerilerini yaratabilme tavrımızı sürdürüyoruz. Biraz konuya farklı boyutlarıyla da dünyada olduğu gibi ülkemizde de biraz konuyu farklı açılardan ele almaya, dünyayı izlemeye, biraz da bilgilerimizi çoğaltmaya çabalıyoruz bildiğiniz gibi. 47. dönem, bu dönem çalışma programımızda da toplumsal cinsiyet eşitliği başlığıyla kurduğumuz çalışma grubu konuya ilişkin çalışmaları sürdürdü. Bir kısmını izlediniz belki, biliyorsunuz. Kuşkusuz önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmalar geliştirilerek belki daha kurumlar arası, daha disiplinler arası açılımlarla diyeyim, daha ileriye taşınacaktır diye umuyorum. Bugün ülkemizde bu konuda yaşanan sorunlar çok derin. Hepiniz biliyorsunuz çok büyük ve vahim boyutlara ulaştı. Her gün duyduğumuz haberlerle, bilgilerle sadece sınırlı düşünsek dahi korkutucu bir tabloyla karşılaşıyoruz. Korkutucu rakamlar ve olaylarla karşılaşıyoruz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun verilerine göre 2021 yılı raporunda 280 kadın cinayeti ve 217 şüpheli kadın ölümü bildiriliyor. Ve sadece geçtiğimiz Şubat 2022'de erkekler tarafından 23 kadın öldürülmüş ve 21 kadın da şüpheli şekilde ölü bulunmuş. Bir taraftan da İstanbul Sözleşmesi'nden ne yazık ki çıkıyoruz, bunun tartışmalarını yaşıyoruz. Ülkemizde 8 Mart kutlamaları, kadın yürüyüşleri yasaklanabiliyor, mekanlar kapatılabiliyor. Hatta kadınların demokratik hakları engellenebiliyor ve hatta kadınlar gözaltına alınabiliyorlar bu haklarını kullanmak istediklerinde. Böyle de bir tezat içerisinde, karanlık bir tablonun içerisindeyiz. Yöneticilerimizin, ilgili kurumların, bakanlıklarımızın bu şiddet tablosu karşısında acilen somut önerileri hayata geçirmelerini bekliyoruz bir taraftan. En azından bu yönde adımlarının atılması, sadece sözde kalmaması bir takım dileklerin, bu konuyu öncelikli bir gündem maddesine meclise çevirmeleri ülkemiz açısından acil bir beklenti. Bu sadece kadınların değil, kuşkusuz bütün insanların ya da geleceğimizin bir konusu. Toplumda cinsiyet eşitsizliği, ayrıca kadın istihdamı oranları bugün, çalışma ortamlarımızda, Ayşen Hocam da söyledi, kamusal alanda, eğitimde, hukuk alanında ya da gündelik yaşamlarımızda diyebilirim, her geçen gün daha da yaygınlaşarak, daha doğrusu uçurumlar derinleşerek diyelim, gündelik hayatı ciddi anlamda etkiliyor. Çok bizim için sorunlu süreçleri gündeme taşıyor. Ataerkil yapı, bir taraftan erkek baskısı ve saldırganlığı tetiklenebiliyor, teşvik edilebiliyor hatta bildiğiniz gibi. Kadınların silinmesi, silikleştirilmesi diyelim, yok sayılması, kamusal alanda bastırılmaları ve eşit olmayan koşullarda, yine iş alanında olsun, gündelik yaşamda olsun, aile hayatında olsun, sorunlar her gün daha da belirginleşiyor. Sadece medyadan izlediklerimize sınırlı olanı bilsek bile. Burada eşit olmakla kastedilen kuşkusuz birçok platformda da çalışma gruplarında da vurgulandığı gibi aynılaşma değil. Yani burada eşittir, yani kadın erkek olsun anlamında değil. Eşit haklar ve eşit özgürlüklerden söz ediyoruz kuşkusuz. İnsanın herhangi bir üst otoriteye bağımlı olmaması meselesinden bahsediyoruz.
daha eşit, özgür, şiddetsiz, sömürüsüz bir dünya özlemine dair bir düzenden, bir eşitlikten söz ediyoruz. Nasıl ki bugün 21. yüzyılın bunca bilgisine, belgesine rağmen bu dönemecinde hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir savaşı yaşıyorsak, kaybeden aslında halkların, masum insanların dramına tanık oluyorsak ve bu süreçte emeğin yanında duruyorsak, aslında kadın meselelerinde de belki sürece insan olarak bakabilmek, zihniyetleri bu yönde geliştirebilmek, üst otoritelerden ya da ayrımcı zihniyetlerden bağımsız düşünebilmek, özgürleştirebilmek ve kültürel anlamda da bu dönüşümü yaşamlarımıza taşıyabilmek ya da bunun tohumlarını atabilmek diyeyim, aslında geniş anlamda, geniş çerçevede ana amacımızı oluşturuyor diyebilirim. Çabalarımız da bu yönde. Tabii ben burada çok uzun detaylarına girmeyeceğim. Bugünkü söyleşimizde de aslında bunları vurgulamak istiyoruz. Günümüzün gerçeklerinden konuya hem bilimsel, kuramsal alandaki bilgilerle, deneyimlerle, yaşananlarla hem de meslek pratiği alanından da bakarak sorunları bir kez daha gündeme getirmek, birlikte tartışmak, duyurmak istiyoruz toplumlara. Sözlerimi tamamlamadan önce, çok uzatmadan teşekkürlerimizi iletmek istiyorum Mimarlar Odası adına. Ülkemizin ve bu kritik konuda yaşadıklarımızın çerçevesinde bugün bize desteklerini veren, biz esirgemeyen, vakit ayıran çok değerli konuşmacılarımıza öncelikle Profesör Doktor Özlem Erdoğdu Erkaslan'a ve çok değerli yüksek mimar Büşra Ala, deneyimli genç meslektaşımıza, başarılı meslektaşımıza, Merkez Yönetim Kurulumuz adına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bize ayırdıkları vakitler ve özverili çalışmalar için. Ayrıca söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen değerli arkadaşım, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanımız Profesör Doktor Ayşen Cirevoğlu'na ve etkinliğimizin hazırlanmasında, sunulmasında emeği geçen tüm değerli arkadaşlarıma, Gökçem'e, Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ve tabii ki siz değerli katılımcılara içten teşekkür etmek istiyorum. Bugün bizlerle olduğunuz için, bu önemli başlıkta bizi yalnız bırakmadığınız için bir kez daha meslek odamız adına çok teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacılarımızla sürdürülecek söyleşimizi ilgiyle izleyeceğinizi, güzel izler bırakacağımızı umuyorum. Tüm kadınların ve emekçi kadınların bu anlamlı gününü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Meslek odamız adına saygılar, sevgiler sunuyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler Ayşen Hocam. Çok teşekkürler Deniz Hocam. Hakikaten önemli konuların altını çizdiniz. Yani toplum hayatında, kamusal alanda, özellikle ev ortamında yaşanan ayrımcılara ek olarak bizim meslek alanımızda da bunun yansımalarını görüyor olmamız tabii bizi derinden etkiliyor ve bu alandaki mücadeleleri de ortaya çıkarıyor. Şimdi müsaadenizle söyleşimize geçmek istiyoruz. Bugün toplumsal cinsiyet konusunda mimarca bakacak iki önemli konuğumuz var. Demin de söylemiştik, Profesör Doktor Özlem Erdoğdu Erkaslan ve Yüksek Mimar Büşra Al bizleri kırmayarak bugün burada olmayı kabul etti. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine aslında hepiniz yakından tanıyorsunuz ama konuklarımızı yine kısaca bir tanıtmam gerekirse, Özlem Erdoğdu Erkaslan, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. Özlem Hoca'nın çalışmaları daha çok eleştiri, cinsiyet ve eğitim olmak üzere 3 ana temada özetlenebilir. Çalışmaları ile ilgili Virginia Tech Üniversitesi Kadın Mimarlar Arşivi ödülüne de layık görülen Özlem Hoca, halen İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi olarak şu anda ders veriyor. Dilerseniz Özlem Hocam sizinle başlayalım. Daha sonra Büşra'ya geçelim. Öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her yıl Mart ayında benzeri toplantılar yapıyoruz, iyi dileklerle ayrılıyoruz. Yavaş yavaş bir ilerleme kaydediyoruz ama tabii gönül isterdi ki daha hızlı bir ilerleme kaydedelim.
Fakat dönüp yine de her yıl tekrar geriye bakmak, bir hesaplaşmak bu konuda ne kadar ileri gittiğimizi, neler yaptığımızı görmek bizim açımızdan da faydalı oluyor. Ben de bugün izninizle böyle kısaca bir geriye dönüş yapmak istiyorum. Şöyle, evet. Ekranımı paylaşmaya çalışıyorum. Tam ekran göremedik hocam. Evet, şimdi Hı-hı. yapmaya çalışıyorum da izninizle. Tamam, tabii. Sanıyorum oldu. Evet, oldu. Teşekkürler. Evet. Cinsiyet eşitliğine mimarca bakmak adlı bu etkinlikte ben bana kadın mimar diye başlıkla başlamak istedim. Çünkü bu çalışmalarda çoğunlukla karşılaştığım ve gördüğüm tepki bu. Meslektaşlarım kendilerine kadın mimar denmesinden çoğunlukla rahatsız oluyorlar. Enteresan bir şey çünkü bu onlara başta eşitsizliği kabul etmek gibi geliyor. Öncelikle ben bu konuda haklı olduklarını düşünmüyorum. Çünkü kadın mimar diyerek başladığımız yolda ancak bence bir takım kazanımlar elde ettik. Bunu da bugün biraz üzerinde durmak istiyorum. Ben şeyi geçemedim ama slaytları bir bakalım. Evet. Klavyedeki oklarla hocam olabiliyor mu? Şimdi Tamam, geldik. Şimdi oldu. Evet. Klavyedeki oklar ya yavaş çalıştı ya da bilemiyorum. Tam güzel görebiliyor musunuz şu anda? Harika görüyoruz. Tamam. Ben bugün kime sesleniyorum diye düşündüm. Böyle özellikle bana kadın mimar deme diyen meslektaşlarımızla konuşuyormuş gibi kendimi hazırladım. Çünkü cinsiyet eşitsizliğini kabul etmek bu konuda önemli bir adım. Şimdi ekranda büyük mimar, bizim ulusal mimarlık ödülleri kapsamında Mimar Sinan Büyük Ödülü'nün ödül alan kişileri görüyoruz. 1988'den başlıyor. 2020'ye kadar gördüğünüz gibi hiçbir kadın mimar bu ödüle layık görülmedi. 2004 yılında da maalesef Behruz Çinici'ye verilen ödül Altuğ Çinici olmaksızın tek kişiye verildi. Bu daha önce biliyorsunuz Dennis Scott Brown, Robert Venturi için olmuştu. Pritzker ödülleri bu konuda birçok savunma yaptı. Sonra kendi savunmalarında öne sürdüğü bahaneleri tekrar geri aldı, başka hatalar yaptı. Ama bizim ulusal mimarlık ödüllerinde de maalesef karşımıza böyle bir tablo çıktı. Yine aynı ödüller kapsamında ki diğer kategorilere baktığımızda da çok farklı şeyler görmüyoruz aslında. Ben yine geçmeye çalışıyorum ama galiba biraz yavaş mı gidiyor yoksa geçemiyor muyum? Evet, anma programı etkinliklerine bakıyoruz. Anma programı etkinlikleri de 2006'dan başlıyor, 2020'ye kadar devam ediyor. Yine burada bir kadın mimar adına bir anma programı düzenlenmedi. Bu da karşımıza çıkan yine ikinci tablo. Daha sonra da aslında yine mimarlığa katkı dalı başarı ödülleri var. Burada biraz kazanımlarımız var, birazcık bundan bahsetmek istedim. 2000 yılında ilk olarak Afife Hoca, Afife Batur bu konuda ödül aldı. Yani 1988'den 2002'ye kadarki olan ya da 2000'e kadar olan dönemde sadece bir kadın mimar görüyoruz. Bir de kolektif ödül görüyoruz. Yani Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluşması için olan ödül. Çünkü Ayşe'nin de çok güzel aslında başta özetlediği gibi biz ne zaman kadın mimarlardan söz etsek aslında daha genel bir eşitsizlik çerçevesinden bahsediyoruz. Böyle kendilerini otör sembolleri olarak yıllarca medyada her yerde görünürlüklerini ortaya koymuş erkek meslektaşlarına daha kolektif üreten, daha eşitlikçi üreten kadınları ve grupları aslında kastediyoruz. O açıdan ben buradaki sayısal verileri de buna bağlı olarak çıkarttım.
İkincisi 2004 yılında ödül kategorisinin ismi değişiyor ve bundan sonra biraz daha fazla ödül görüyoruz. İlk olarak 2006'da Aile Ödekan var, 2008'de Jale Erzen var. Seçici Kurul Özel Ödülü Mualla Eyüboğlu Anheger var. İmkan Mekan grubu var. Sibel Bozdoğan var. Bundan sonra da aslında arada da 5 tane de yine kolektif üretime ödül verildiğini görüyoruz. Yani örneğin ODTÜ Mimarlık Bölümü Yaz Uygulamaları Programı, Ankara Alman Kültür Merkezi gibi kurumsal bir kimlik adı taşıyan veya işte VEKAM gibi yine kurumsal bir kimlik taşıyan ödüller bunlar. Aslında yani 2006'dan sonra bunu görüyoruz. Ben de biraz şunlarla eşleştirmek istedim. Biz 1998'de aslında ilk yazılı çalışmaya rastlıyoruz. 75 yılda Kadınlar ve Erkekler adlı İş Bankası tarafından hazırlanan antolojide ilk olarak kadın mimarlar adına bir küçük başlık açılmıştı. Bu bizim karşılaştığımız kadın mimarlar adına ilk görünürlük etkisiydi. Daha sonra 2002 yılında Arredamento Mimarlık'tan bir kitap eki olarak yayınlanan Mimarlık ve Kadın Kimliği en önemli kolektif çalışmaydı. 2005 yılında Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ve Şehirciliği, Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık tarafından yine yayınlanan bir çalışmaydı. 2009 yılında yine bir edit derlenmiş kitap olarak Cins Cins Mekan önemli bir çalışma oldu. Ben bunların tarihsel bir araya gelişlerini o kadar da şans eseri görmüyorum. Yani bu konuda yapılan çalışmalar, farkındalık çalışmaları aslında bence mesleğin çeşitli alanlarında etki etti. Elbette yani doğrusal olarak doğrudan mimarlık ödüllerindeki kadınların ödüllendirilişini buna bağlamıyorum ama ortamın genel olarak bu farkındalıktan yararlandığını doğrusu düşünüyorum. O yüzden bana kadın mimar deme diyen meslektaşlarıma şöyle seslenmek istiyorum. Daha fazla demeliyiz çünkü daha fazla kazanıma ihtiyacımız var. Ben bugünkü biraz konuşmak istediklerimi şu alt başlıklar altında toplamak istedim. Bir tanesi görünürlük, veri eksikliği. İkincisi kariyer patikaları, yarışmalar, kardeş pratikler. Üçüncüsü normalleştirme pratikleri. Dördüncüsü aslında Ayşe'nin çok güzel başlangıçta açtığı gibi kıdem, yükselme ve emeklilik konuları ve yaşa bağlı ayrımcılık. Beşincisi alfa kadınlar ve alfa erkekler. Altıncısı da danışmanlık ve destekleme mekanizmaları ya da örgütlülük diye özetleyebilirim. Her birisi için çok uzun uzun konuşmayacağım. Böyle birkaç cümle etmek istiyorum aslında hepsi için. İzninizle şimdi paylaşımı biraz durdurayım bu konuda tekrar. Sanıyorum durdurdum değil mi? Henüz değil. Evet. Tamam, şimdi oldu. Şimdi veri eksikliğinden bahsedelim. İsterseniz oradan başlayalım. Hangi konuyla ilgili görünürlük kaygımız olursa olsun orada mutlaka bir veri eksikliği var. Çünkü görünür olabilmemiz için önce sayılabilmemiz gerekiyor. Maalesef bu konuda bizim bu konularda çalışan benim gibi bütün akademisyenlerin, bu konuya ilgi duyanların daha önce yaptığı istatistik çalışmalarında elde ettiğimiz veriler öncelikle birçok kurumdan parça parça toplanmış veriler. İkincisi çok zor toplandığı için sürekliliği olamıyor ve güncellenemiyor. Güncellenememiş sayısal veriler oluyor. Üçüncüsü de bence bu açıdan da istatistiki açıdan güvenilirlikleri doğrusu şüpheli. Çünkü bu istatistik bilgileri bir uzmanlık alanı ve bu konuda aynı kaynaktan aynı şekilde toplanmış verilere ihtiyaç var. Yani bu kimin sorumluluğunda
diye bir soru sorduğumda benim aklıma gelen tek şey Mimarlar Odası oluyor. Bence bu Mimarlar Odası'nın sorumluluğunda olan bir konu ama çok çok dolaylı yollardan küçük küçük bilgilere ulaşabiliyoruz. Örneğin bu ofis sahipliği konusunda ya da büro tescil istatistiki belgeleri gün gün güncelleniyor. Geriye dönük bir şey alamıyoruz. Dolayısıyla karşılaştırma olanağımız olmuyor. Örneğin diyelim ki ama 2002'de neydi de 2020'nin Mart ayında ne? Böyle bir sayısal karşılaştırma yapmak istiyorsunuz. Fakat elimizdeki veri tabanı buna izin vermiyor. Çünkü sadece güncel sayıyı gösteriyor. Geriye dönemiyor. Bir başka konu da şu. Bu örneğin kadın mimarların büro tescil sahipliğini istiyorum dediğinizde neye bağlı olduğunuzu da kategorileştiremiyorsunuz. Örneğin %51'i kadının ya da %100'ü kadının ya da iki kadın ortaklığında bu kadar da detaylı da bir istatistik yok. Çok genel istatistikler var elimizde. Bence sürekliliği olan, güvenilirliği olan ve biraz daha gelişmiş veri tabanlarına ihtiyacımız var. Birinci konu bu. İkinci görünürlük meselesi de aslında biraz dijital dünya ile beraber bence yeni nesil kadın mimarların işini kolaylaştırdı. Eskiden yani bir yayında yer almak büyük bir mücadeleyken şimdi dijital veri tabanları, bloglar, Instagram, sosyal medyanın diğer bileşenleri kişilerin kendi kendilerinin görünürlüğünü arttırmasına yardımcı oluyor. O açıdan da yeni kuşak genç kadın mimarların görünürlük konusundaki seçenekleri biraz daha fazla. Ama baktığımızda yine de şeye döndüğümüzde yani bunun ana akım bileşenlerle nasıl bir arada ele alındığına baktığımızda çok olumlu sonuç görmüyoruz. Niye? İşte başta gösterdiğim tabloya geliyor sonuç. Henüz bu küçük küçük görünürlükler büyük görünürlüğe yansımadı. Bekliyoruz bunu açıkçası. Tabii ikinci konuya aslında geçmem gerekirse hani kariyer patikalarından bahsetmek lazım. Şimdi benden sonra Büşra konuşacak, ofisini anlatacak. Çok güzel bir rol model ama işte yarışmalar söz gelimi kariyer patikalarında kadın mimarların en çok yükselmesine yardımcı olan noktalardan bir tanesi. Yarışmalar ne zaman çoğalırsa kadın mimarların o kadar aslında eşit koşullarda iş alması mümkün oluyor. Ama yarışmalar ne zaman azalıyor? Siyaseten ve ekonomik bunalım dönemlerinde azalıyor. Yine öyle bir dönemden geçiyoruz söz gelimi. Bu da doğrudan aslında kadın istihdamındaki ya da kadın girişimciler arasındaki şeyi düşürüyor, kazancı düşürüyor. Yarışmalar bizim için çok önemli. Demek ki yarışmaların da çoğaltılması bence yine meslek örgütlenmemiz açısından birçok faydası olduğu gibi bu açıdan da kazancı var. Bunun da tekrar altını çizmek istiyorum. Kardeş pratiklerden söz etmek lazım. Kardeş pratiklerin hiç görünürlüğü yok. Yani baktığımızda mesela Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödüllerinde belki bu değişimi beklemeye gerek yok. Yani çok artık stabilize olmuş bir mekanizma bu ama karşısında alternatif ödül mekanizmaları da gelişmedi, gelişmiyor. Yani burada daha farklı tasarım modelleriyle iş yapan ve farklı tasarımlarından gelen çalışmaları ödüllendiren alternatif ödüller yok. Ama sakın yanlış anlamayın. Mesela kadın mimar ödüllerinden söz etmiyorum. Çünkü o hakikaten çok tartışılıyor. Bu acaba bir alternatif ödül mü yoksa daha da aslında kadın mimarları ötekileştiren, yalnızlaştıran bir şey mi diye. Ben de o konuda katılıyorum. Hiç kadın mimar ödülleri diye bir şeyden bahsetmek istemiyorum ama kardeş pratiklerin bu açıdan alternatif ödül mekanizmalarıyla desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani birkaç tane
bence potansiyel var. Mesela yapı endüstrisi aslında biraz bunları kapsıyor. Mesela iç mimarlıkla, endüstri ürünleri tasarımıyla, sahne tasarımıyla, yaratıcı yazarlıkla, mimari fotoğrafçılıkla, böyle tam mimarlık ürünü diyemeyeceğimiz ama sanat, mekan ara kestinde enstalasyonlarla ilgilenebilecek bence bir potansiyeli var bu dünyanın. Bence yapı endüstrisinin böyle bir alternatif ödüller geliştirmesi lazım. Bunun gerçekten olumlu etkisi olacağına inanıyorum. Üçüncü konu normalleştirme pratikleri. Yine Ayşen çok güzel açılımını yaptı. Yani bir şöyle bir mit var ki mimarlık mesleği çok elit, çok liberal, böyle ilerlemeci, entelektüel insanlardan oluşan bir mimarlık ortamı gibi bir ön kabulümüz var. Ama aslında detaylıca baktığımızda mimarlık mesleğinin hiç de diğer meslek alanlarından farklı olmadığını görüyoruz. Yani ayrımcılık, mobbing, taciz, hak yeme, bunun gibi birçok ahlakı açısından kabul edemeyeceğimiz uygulamalar bizim mesleğimizde de var. Öncelikle birinci şey mimarlık mesleği üzerindeki bu elit mitini kaldırmak. Bununla bir yüzleşmek lazım. Biz de herkes gibiyiz. İkincisi de her şeye rağmen yani işte uzun çalışma saatlerini esnek çalışma saati diye göstermek, bunların bir ödeme ile karşılığının bulunmaması, neredeyse kölelik düzeyinde bir ücretsiz stajyerlik gibi bir kavramın artık genç mimarların karşısında yüzleşmeleri gereken, atlatmaları gereken bir badire olması gibi bir sürü sorun var. Yani bunları kafamızı çeviremeyiz. Bunlar da bu normalleştirme pratikleri hem kadın mimarların hem herkes için aslında daha iyi bir meslek ortamı sağlayacak ve de daha eşitlikçi, daha rahat bir ortamda, eşit platformda aslında pratik yapma olanağı bulacağız. Yani ne bileyim işte hafta sonu izinleri, annelik izni gibi en temel, en standart uygulamaların bile atlandığını görüyoruz bizim mimarlık ortamında. Bunun da gerçekten normalleştirilmesini artık bir biçimde karşı durmamız lazım. Kıdem yükselme ve emeklilik en büyük sorun kadın mimarların karşısında. Çünkü 30 yaşından sonra ücretli çalışan bir kadın mimara rastlayamıyorsunuz. 30 yaşından sonra bir kadın mimarın karşısında ilk 3 tane olasılık var. Bir, mesleği bırakırsın. İkincisi, kendine ait bir ofis açarsın ve bunu her şeye rağmen yaparsın. Yani alamama, daha küçük bir pasta ile idare etme. Üçüncüsü de yani kamu alanında çalışmaya başlarsın. Onun dışında ofislerimizde yönetici pozisyonunda ya da işte ofis lideri pozisyonunda 30 yaşın üstünde bir kadına rastlayamayız. Yani bu da bizim mutlaka görmezden gelemeyeceğimiz bir konu. Bunun üstüne gitmemiz gerekiyor. Her zaman için bir yaş seçiciliği var ve bu en çok kadın mimarları yıpratıyor. Ve alfa kadınlar ve alfa erkekler var ofis ortamında. Bunları aslında toksik mimarlık ortamı diye nitelendirmek mümkün. Yani ne olduğumuza bakmaksızın bu hak yeme mekanizmalarını ve mimarlığın dışlayıcı mekanizmalarını görmezden gelen ve bunları da mimarlık medyasında veya mimarlık ortamımızda hiç korkmadan seslendiren insanların karşısında bizim de hiç korkmadan sesimizi yükseltmemiz lazım. Yani falan kişinin ne kadar ünlü bir mimar olduğu, medyada ne kadar arkasında seveni, dostu olduğu çok önemli değil. Bu açıdan da küçük örgütlenmelerin büyük sesleri çıkacağını inanıyorum ve de görüyorum aslında. Alfa kadınlar ve alfa erkekler mimarlıkta önemli sorun. Danışmanlık ve destekleme mekanizmaları, mentörlük sistemleri mutlaka kurulması gereken sistemler. Çok güzel örneklerini görüyorum. Geçen yılda bahsettim. İzmir Ticaret Odası'nın altındaki
Mimarlık Komitesi'nin artık üçüncü dönemine giren örneğin bir kadın mimar destekleme mekanizması var. Güzel bir mentörlük sistemi kurdular. Benim şu an takip ettiğim kadın mimar gruplarında dünyada mentörlük mekanizması en önemli çözüm, anahtar olarak görülüyor. İnsanlar çünkü kariyerlerinin başında kaybolurlarsa, umutsuzluğa kapılırlarsa bir daha toplanamıyorlar. Yani kadınlar ne zaman işi bırakıyor? Tam o anda bırakıyor. Eğer o anda bir destek mekanizması oluşursa, bundan sonra tabiri caizse bata çıka da olsa mesleğe tutunma ihtimalleri güçleniyor. Bugün kısaca aslında bu konuları getirmek istedim. Çok da böyle sonuçlanmış ve her biri birbirine bağlı alt başlık değil bunlar ama yine de sonuçta bence Mimarlar Odası tarafından örgütlenmiş bir etkinlikte %99'unun Mimarlar Odası'nı ilgilendirdiğini düşündüğüm alt başlıkları buraya getirmek istedim. Sizlerle umarım bundan sonra soru cevap kısmında daha güzel biçimde bunları açarız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Özlem Hocam. Yani çok iyi oldu, hem bir takım saptamalar yaptınız hem de bir yandan da bir takım yol haritaları da çizdiniz. O anlamda bence bundan sonraki çalışmalara çok yön verecek meselelere değindiniz. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dilerseniz Büşra Al ile devam edelim. Sevgili Büşra Al ile. Bu arada etkinliğimiz 9.30'da sonlanacak. Soru yanıt oturumu yapmak istiyoruz. Lütfen sorularınız varsa onları bize yöneltin ki sonundaki tartışmayı da önemsiyoruz açıkçası, sunumlar sonrasındaki tartışmayı. Sevgili Büşra Al'ı tanıtmam gerekirse, hepiniz yine çok yakından tanıyorsunuz ama ben yine de kısacık iki cümle etmek istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu, çalışmalarına kurucusu olduğu Plug Office'te devam ediyor. Büşra'nın öğrenciliğinden itibaren ofis pratiğiyle birlikte güçlendirdiği pek çok yarışma ödülü bulunuyor ve pek çok bunlar üzerinden ürettiği yapısı var. Dolayısıyla Büşra'nın varlığı da bizim için burada çok önemli. Özlem Hoca'nın da belirttiği gibi iyi bir rol model olarak onun gözünden nasıl bakabiliriz? Bunları biraz sizlerle birlikte açmak, konuşmak, tartışmak istiyoruz. Sevgili Büşra'ya ben şimdi sözü veriyorum. Çok teşekkürler Ayşen Hocam. Bir saniyenizi isteyeyim mi? Çok havanın kararacağını hesaplayamayıp ışık yakmamıştım. Hemen onu yakayım. Tabii ki. Genelde hep olan bir şey. Aydınlıkta başlayıp karanlıkta biten şeyler oluyor. Söyleşiler, sunumlar oluyor. Evet, çok pardon. Bunu hiç hesaba katamadım. Çok teşekkür ediyorum davet için. Ben biraz çekinerek kabul ettim bunu. Çünkü çok katmanlı bir konu. Ve bir şeyleri yanlış söylemek bu şeyde istemem. Onun için Ayşen Hoca'ya da bu tedirginliğimi belirterek ama bir şekilde kendisi de hani bunu konuşarak aşacağımıza beni inandırdı. Benim yani çok uzun süre bunu benimle konuşulmaması gerektiğine inandığım bir konuydu. Yani kadın mimar konusu. Çünkü yani çok ciddi bir siyasi ve politik altyapıya sahip bu ayrışma ve ötekileştirme. Ve genellikle yani çok erkek egemen bir sistemin ve yüzyıllardır gelen erkek egemen bir dilin uzantısındaki bir yani neredeyse bir mağduriyetten bahsedebileceğimiz pozisyondaki insana neden kadın mimarlar bu halde falan diye sormanın ya benim verebileceğim bir cevap olduğunu inancım pek yoktu açıkçası. Fakat bu 3-4 senedir
ofisin de genişlemesi ve ekipteki arkadaşlarımın sayısının artması, temas ettiğim kişilerin artmasıyla birlikte bunu birazcık üstlenmek gerektiğini ve tam da Ayşen hocamın da Özlem hocanın da en başta söylediği daha da fazla konuşmak gerektiğini zaman içerisinde düşüncem değişerek kendi üzerime vazife edinmeye başladım. Bununla ilgili yanlış bir şey söylersem ne olur düzeltin bütün bunlarla ilgili. Fakat şöyle bir yerden ele almak istiyorum yine de. Bu tabii kadın ve erkek üzerinden değil. Yani cinsiyet meselesi tam da yine Ayşen Hoca'nın açtığı konuyla birlikte bir ötekileştirme durumu. Yani neredeyse erkek olmayan diyebileceğimiz bir yerden bakmak gerekiyor. Onun için bunu sadece iki cinsiyet tanımına sınırlandırmak da bence oldukça problemli geliyor. Yani kadın ve erkek mimar demek bu duruma. Çünkü bu çok kolektif bir mücadele süreci bana kalırsa. Yani sadece kendi paçanızı kurtarmakta yırtamayacağınız kadar kapsamlı ve derin bir mücadeleyi gerektiriyor. Bugün biraz iyimserlikten bahsedeceğim. Çünkü bu mücadelenin çok katmanı var. Yani çok ölçekli bir mücadele. Şeyle mücadele etmek çok zor. Oradan başlamak çok zor en azından. Yani yüzyıllardır gelen o dilin size dikte ettiği düşünme sistemi, şu anda var olan, giderek de nedense giderek de erkekleşen bir yönetim biçimi. Bence zaten kapitalizmin kendisi oldukça erkek bir şey. Yani içerisinde bulunduğumuz var olma ve para kazanma sistemlerinin de kendi doğasının içerdiği o erkeklik sistemiyle mücadele etmek tabii ki gerekiyor. Fakat insan kendi başınayken oradan başlayamıyor bence. Yani bu büyük bir örgütlülüğün getirebildiği bir şey. O örgütlü olma durumunu oluşturacak bilince vakıf olmak ise biraz gündelik hayatı nasıl yaşadığımızla ve o dili nasıl evrettiğimizle alakalı gibi geliyor bana. Ben biraz bugün ondan bahsedeceğim. Yani şeyi çok düşünüyorum çünkü kadın mimar olarak bir yere davet edildiğimde mesela bir kadın ofisi olmak ne demek? Bir kadın mimar olmak ne demek? Yani uzun süredir de tabii bununla başlamıyorsunuz ya, ben şimdi kadın mimarım ve bir kadın mimar ofisi açacağım falan gibi bir şeyle başlamıyorsunuz hayatınıza. Bu geri dönerek kurguladığınız bir şey bir taraftan. Onun için biraz geri dönüp üretimlerin ve arkadaşlarımla paylaştığım ortamın bu iyimserlikle ya da bu mücadele için nasıl kurgulandığıyla başlıyor bence hikaye. Onun için çok uzun olmayan bir ufak bir sunumla belki bunu açıklayabilirim diye düşünüyorum. Kelimeler, yani plak ve kelimeler diye bir, yani bu aralar zaten çok üzerinde çalıştığımız, çünkü ofisin kurulmasının üzerinden bir 6 sene, 7 sene kadar geçti. Şu anda işlerimizi ve neler yaptığımızı topladığımız bir çalışmamız var. Yani kendimizin bir arşivini ve belgelemesini yapıyoruz. Bunu 5-6 senede bir yapma gibi de bir niyetimiz var. Bunu da aslına bakarsanız bütün bu görsellik ve bütün bu imgeler, kadın, erkek tanımlar üzerinden değil de plug'ın kendi başına ofisin ürettiği mekanizmanın bütün paydaşlarıyla birlikte bunu üretirken hem ofisin içerisinde hem de üretimlerin içerisinde sık kullandığı kelimelerin neler olduğu üzerinden bunu tanımlamaya çalışıyoruz. Kelimeler neden önemli? Çünkü az önce bahsettiğim bütün bu problemin başladığı yer, işte kadın mimar, erkek mimar, insanoğlu, mankind, hani bütün her şeyin erkeklerle tanımlanması, Google'ın yakın zamana kadar he or she'yi kullanmadan negatif kelimelerde she olarak, pozitif kelimelerde he olarak çeviri yapıyor olmasına kadar, yani bütün bu teknolojik devlerin bile sistemlerini ve yazılımlarının altlıklarına sirayet etmiş ayrımcı dilin ortasında seçtiğimiz kelimelerin ve kullandığımız ve kullanmadığımız kelimelerin bu mücadelenin
en temel yapı taşları olduğunu düşünüyorum. Plug'ın yani benimle birlikte, çünkü tek başıma değilim. Genelde böyle bir şey oluyor tabii, bir kişinin temsiliyeti üzerindenmiş gibi görünüyor ama şu ana kadar 30 kişiyle birlikte ürettik. Yani eklemlenme meselesi o anlamda çok önemli. Şu anda da ofiste 6 kişi var. Her dönem bu değişiyor. Yani paydaşlarımız da değişiyor. Bir kere oradan başlıyor zaten mantalitesi. Tek bir figürmüş gibi görünsem de ben, ya çok kalabalık bir ekibin görünen ya da temsil yani mekanizmasını daha yoğun çalıştıran diyeyim. Çünkü diğer paydaşların da bunda söz sahibi olduğunu ve Bihter'in de, Bihter Öztürk diyorum. Yani 6 yıldır çünkü en başından itibaren Plug'ın en önemli kişilerinden bir tanesi. Onun da yavaş yavaş temsiliyetinin arttığı. Şimdi sırada Riski'nin, İlayda'nın, Hilal'in de, onların da temsiliyetlerinin arttığı ortaklaşa bir yapıdan bahsediyoruz aslında burada. Bu anlamda ben sadece bir temsilci olarak burada bulunduğumda tekrar ifade ederek Plug'ın, onun için ekibin ve ofisin üretiminin kelimelerinden bahsetmek iyi olabilir. Bunları özellikle seçmemiştik vakti zamanında. Yani şunları kullanalım diye bir şey değil. Hep bir şeyleri düşünme ve üretme süreçlerinde sonradan geriye dönerek bulduğumuz ortak kelimeler bunlar. Onlar da şu, bir ölçekler arası mesele var ama o tamamen cinsiyetsiz bir konu. Zaten onun için onu koymadım. Şu andaki bağlamla ilintili olanları burada paylaşıyorum. Ortaklaşa en sık kullandığımız şeylerden biri. Yani kolektif, kolektif mekan gibi tanımlar yarışmalarda ve sunumlarda, raporlarımızda en sık yer alan kelimelerden bir tanesi. Bir arada, aynı şekilde öyle. Ya bir arada ve bir araya gelmek. Bu aslında iki tipte kullanıyoruz bunu. Hem kişiler için kullanıyoruz, hem de mekanları oluşturan altyapılar olarak da bunu konuşuyoruz. Paylaşım, ürettiğimiz yapıların fonksiyonları, kullanımları için ortaklaştırdığımız en önemli kelimelerden bir tanesi. Biraz sonra biraz daha detaylı anlatacağım yarışmalar kısmına geldiğinde. Eklemlenme hem kullanıcıların hem onu, o mekanı kullanan bütün herkesin, yani kadın ve erkek ya da LGBT birey diye herhangi bir şeyi ayrıştırmadan yine bir arada olma, birbirlerine eklemlenme, yaptığımız bir yapının mevcut bir şeye eklemlenmesi gibi hep ortakçıl, hep cinsiyetsiz bir dilin peşinde koştuğumuzu ve mücadelemizin biraz böyle bütün her şeye sirayet eden bu kelimelerden oluştuğunu anlatmak lazım. Açık kaynak bence Plug'ın en önemli konumlanmalarından bir tanesi bu ortamda. Çünkü biliyorsunuz biraz gizlilik, biraz kendine saklama, biraz her şeyi paylaşmama, onu paylaşırsa sanki tasarımının tekrar edileceğinden, sanki biricik bir şeymiş ve sıfır noktasını o başlatıyormuş gibi, onun korkusunu yaşamaktan dolayı yıllarca birçok şeye erişemediğimiz, tabii Türkiye'nin bu arşivleme ve paylaşma konusundaki tecrübesizliği de buna eklemleniyor. Yani çok hafızasız ve kimsenin kendi hafızasını bile belgelemediği ya da arşivlemediği bir düzenden geldiğimiz için coğrafyanın da buna çok büyük bir etkisi var. Burada mücadele ettiğimiz şeylerden biri bu. Bütün her şeyi, bütün yüksek çözünürlükte görselleri, imajları, bilgileri, raporlarıyla onu izlemek isteyen bütün herkese açık bir kaynak haline getirmek. Dil, yani kullandığımız dili dönüştürmek. Anlatı ve diyagram. Bunların hepsi, ortak kullandığımız şeylerin hepsi bu mücadelenin önemli parçalarından bir tanesi. Ofis kurgusunda yani bir kadın olmanın nasıl bir etkisi var onu düşünüyorum. Sanırım bu ortaklaşma ve kolektif olmayı çok kolaylaştıran bir pratik. Çünkü yani küçüklüğümüzden itibaren aslına bakarsanız bu coğrafyanın kadınları, ben bir de Karadenizliyim, hani onlar
iyi bir örgütlenmeye de sahiptirler. Onunla birlikte birinin başı çekmediği, herkesin söz sahibi olduğu, çok daha kolektif bir düşünme biçiminin olduğunu, yani imece usulü, hani herkes toplanır, erişteler kesilir, sonra mantılar açılır, sonra işte o fındıklar birlikte toplanır, tarla işleri birlikte yapılır. Yani o gündelik hayatta bütün her şeyin birinin temsiliyeti ya da kuvveti üzerinden değil, birlikte olmanın kuvvetinden kurulduğu bir düzenden ve coğrafyadan geliyoruz aslında. Onun etkisiyle tabii ki bir bütün bu iletişimi yürütmek ya da bir takım kararları hızlı alabilmek için onun yöneticisi pozisyonunda olmak ayrı bir şey. Yani bunu hiç yapmayalım gibi bir şey söylemiyorum burada, yanlış anlaşılmasın. Fakat bütün proje üretimlerinde, bütün her şeyde benim dediğim olsun, ben bu ofisin sahibiyim falan gibi bir şeyin olmadığı, herkesin dönüşümlü olarak farklı projelerde, farklı pozisyonlarda yer alıp söz sahibi olduğu, onun sadece karar mekanizmalarında, kararsızlık aşamasında bir takım itici kuvvetler olarak o bir şeyi kurmanın kuvvetinin kullanıldığı bir ortaklaşa bir ofis sistemi var. Ve bu işleri paylaşmakla devam ediyor. Yani bizim ofisimize fazla iş geldiğinde ya da yapamayacağımız miktarda bir şey olduğunda ya da zaten yapacağımız miktarda olup onunla ilgili çok yetkin olmadığımızı düşündüğümüzde farklı kişilerle o işleri hani sabahlatarak, canlarını çıkararak, ücretsiz staja alarak ya da bir şeylerin sömürüsüyle değil, o parayı daha az kazanacağımızı bilerek bütün işi tamamen paylaşıma açmak, o işi ortaklaşa yapmak, başka ofislerle, başka kişilerle ve buradaki kazancımızı onlarla hakkaniyetli bir biçimde bölüşmek ve paydaşlık yürütmek gibi bir kurgusu var ve bunu sürdürmeye devam ettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Bunun tabii en önemli kaynaklarından bir tanesi, Özlem Hoca'nın da işaret ettiği gibi, yarışmalar. Çünkü kapalı bir sistemle ilerleyen bir şey, yani tamamen bileğinizin hakkına, öngörünüze, çalışkanlığınıza, yani bu sizin donanımınıza ait bir başarı yeri yarışmalar. O anlamda oldukça cinsiyetsiz, yaş konularında da oldukça açık. Yani herhangi bir yüksek deneyimi, yılların geçmiş olmasını, erkek olmanızı beklemeyen bir alan. Açık kaynak olması açısından da yine ofisin formatına oldukça uyuyor. Çünkü bunları yayınlıyorsunuz ve herkesle paylaşıyorsunuz. O anlamda bütün orada üretilen bilginin üreten kişiden bağımsız olarak kıymetli bulunması için çok önemli. Plug yarışmalarla başladı hayatına. En önemli kazanımlarından birini 2016'da, daha ofis bir senedir açıkken, Adana Sucuzade Mahallesi Kent Meydanı yarışmasında aldık. O, çünkü ofisin lokomotif bir gelir kaynağı olmakla birlikte üretim pratiğimizi de kendi deneyimimizi de arttırdığımız en önemli işlerden biri. Onun üzerine yarışmalara girmeye devam ederek bunları uygulamaya da devam edebildik. Hem görünürlüğümüz hem burada yaptığımız işle ilgili onları artık ortaya çıkarabildiğimiz için farklı işverenlerin de bizden bu ölçekteki işleri talep etmenin önünü açan çok anahtar bir yerde duruyor. Bunlardan bahsederken şuna tekrar geri dönmek istiyorum. Ürettiğimiz hem kamuya ürettiğimiz işler, hem yarışmalarda ürettiklerimiz, hem de özel sektörde yaptığımız işlerin hemen hepsinde tam da o baştaki kelimelerde belki işaret ettiğim, hatırlayacağınız ortak yaşam alanı kurmak ve bir şeye eklemlenmek gibi kavramlar var. Yani bunların hemen hepsi ürettiklerimizin kolektif mekanlar. Yani bir güce, bir erkeğe ait olmayan, herkesin bir arada olmasını destekleyen, yani sadece kelimesi değil, bunların kelimelerin uzantısının mekana da dönüştüğü bir takım üretimler yapıyoruz. Bu Sucuzade Kent Meydanı
Zaten meydan doğası gereği bir arada olunan bir yer. Bütün bunun yapısının çeperin yapısını da saran yapıların parçalılığı, geçirimliliği, her yerden erişilebilirliği gibi bunları da tartıştığımız bir proje. Çok kısa geçiyorum bunları, projeleri anlatmak gibi bir derdim yok ama bütün ölçeklerdeki projelerde bu ortak yaşamın, herkesin bir arada olduğu bir takım kolektif mekanların hep üretildiği tekrar üzerinden bunları göstermek istiyorum. İTÜ İşletme Fakültesi'ndeki dersliklerle hocaların ayrıldığı, bu da mansiyon ödülü olan bir projeydi yarışmada. Onların bir araya geldiği bir ortak mekan üzerinden bir anlatı vardı burada da. Yani bunları da şöyle anlatmak istiyorum aslında. Dilini kurarken de, grafikleştirirken de aynı şekilde, yani yapının birçok başka yeri anlatılabilecekken bütün yapıyı o kolektif mekan üzerinden örgütlemek gibi bir tavrımız var. Aynı şekilde zaten Kadıköy Meydanı da, yani kent ve kıyının bir araya geldiği ve bu açık alanın nasıl kullanılacağı, hep birlikte nasıl kullanılacağı sorularını aradığımız. Ve bunları da yine diyagramlarla, yani bütün bu diyagramlar aslında şeye hizmet ediyor. Bütün bu işlemeyen, kapalı olan, kentte kendi içerisinde kapanmış ve sorunlu olan, nişleşmiş bölgelerin bir arada kolektif olarak nasıl kullanılacağını tartışıyor bir taraftan. Aynı şekilde Haliç Kıyısı da bir ortak yaşam alanı olarak Haliç Kıyıları yarışmasındaki ödülde de aynı konuları tartıştığını söylemek gerekir. Bunların en önemli noktalarından biri de gündelik hayat vurgusu. Yani hiç donmuş, bitmiş bir objenin ya da bir anın tasarımını yapmıyoruz. Bence mimarlığın en önemli problemlerinden bir tanesi odur. Ya yani onlar da var olmalı ama gündelik hayatın sistematiğini çözmek ve ortak yaşam nasıl kurgulanır sorusuna da cevap verebilecekken orayı ıskalayıp bütün görünürlüğün objeler üzerinden var oluyor olmasına da bir eleştiriyle bütün bu işlerde o mekanın tek başına güzel görünmesi değil, zaman içerisinde nasıl dönüştüğü, kimlerin burada olabileceği ve herkesi nasıl kucaklayabileceği meselesini tartışmakta Plug'ın bütün bu mücadelesinin gündelik hayattaki karşılığı diye düşünüyorum. Açık kaynak konusunda burada belki bir bilgilendirme yapmak gerekir diye sonlandıracağım. Bütün projelerin yüksek çözünürlüklü görselleri, bütün üretilen diyagramları hiç eksiksiz bir şekilde web sitesinde yer alıyor. Bunları diyagramlardan tutun, yani birinin üzerinden çizebileceği kadar yüksek çözünürlüklü bir biçimde ve bütün raporların da yayınlandığı bir açık kaynağa dönüştürüyoruz. Bunlara teknik çizimler de dahil. Bu çünkü bizim için şu demek değil tasarım. Biz bunu yaptık ve bir iki görselini sadece gösterelim, saklayalım. Asıl alameti farkımız sanki onu tasarlamakmış gibi davranalım değil. Alameti farkımız bizim bence bunları paylaşmak ve başkaları da yapabildiği zaman o çokluk ortamında kendimizi tekrar geliştirmek zorunda kalıp onu tek elimizde değil de bir gelişim açık kaynağına dönüştürmek gibi bir niyetimiz var. Onun için her şeyi paylaşan bir yerde durduğumuzu düşünüyorum. Sanırım şimdilik bu kadar. Belki soru cevaplarda konuşurken tekrar bir araya geliriz. Ama dediğim gibi, yani şey gibi algılanmasın, hani bu mücadele daha yüksek sesli olmasın gibi değil. Bence çok fazla ölçekte bu mücadele olsun ve gündelik hayattaki iyimserlik ve üretmeye devam etmek. Ama onu üretirken çok küçük kelimelerle ve paylaştığımız ortamın dönüşmesini sağlamakla bence başlıyor. Çünkü o çok daha hızlı yayılan gündelik bir mücadele olabiliyor. Ben de bunu çok kıymetli buluyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için tekrardan. Çok teşekkürler Büşra. Çok bence güzel bir açılım oldu. Özlem Hoca'nın sunumundan sonra Büşra da kendi pratiği üzerinden anlattı ve ortaklık üzerinden aslında hem üretim biçimlerini hem de ürettiklerini bizimle paylaştı. Bu anlamda
süre giden ana akım pratiğinin dışında farklı bir yolla da karşılaşmış olduk, biraz daha bilgilenmiş olduk. Çok teşekkürler. Şimdi aslında süremiz bitti ama tartışma kısmını önemsiyoruz. Dolayısıyla çok kısa bir dilerseniz tartışma yapabiliriz. Soru gelmedi henüz. Belki şu an yazabilirler sunumlar tamamlandıktan sonra. Ama onlardan önce ben bir şey sormak isterim eğer uygun görürseniz. Şimdi Özlem Hoca çok güzel ödül mekanizmalarından aslında konuya girdi. Yani dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz tabii ki toplumun tarihsel sürecini de bir parça aktardı. Büşra ise onun içinden bambaşka bir mimarlık pratiği doğurdu. Özellikle ekip işine ve ortaklığa inanan bir mimarlık pratiği. Dolayısıyla acaba ben şimdi geri dönüp de tekrar düşündüğümüzde bütün bu erkek egemen giden ödül mekanizması ve ödüllendirme pratikleri değişmeye başladıkça acaba kadın mimarlardan çok ekip mimarlara doğru bir yönelim mi acaba sergileyecek? Yani biz böyle Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin'den sonra Ayşe, Fatma görmek yerine aslında Büşra'nın tanımladığı gibi bir takım kolektif işler, kadın, erkek, genç, yaşlısıyla birlikte farklı tecrübe, deneyim ve durumlara ait bir ekipler mi aslında görmeye başlayacağız diye bir kafamda bir soru oldu. Size yöneltmiş olayım. Umarım öyle olur Ayşen. Yani bence zaten kolektif gerçekten bunun tam da ortasında yer alıyor bu konunun. Büşra çok güzel özetledi. Bir kere Büşra'nın ofisinin adına bakın. Ya isteseydi Büşra ofisinin adını Büşra Al Mimarlık koyabilirdi. Ama başka bir şey yaptı. Anonim bir isim koydu. Ya bu da aslında onun göstergelerinden bir tanesi. İkinci olarak da şunu söyleyeyim. Zaten ben sizinle aslında yapı dalı ödüllerine baktığımızda da bizim yine ulusal mimarlık ödüllerine kadın mimarları hep ekip içinde görüyoruz. Tek başına yapı dalında sadece koruma ödülü var. Yani Aslı Özbay'ın var. Şerife Türk'ün var ve bir de Ayşe Karademir'le Süreyya Saruhan'ın ortaklığında bir koruma ödülü var. Zaten kadın mimarların da böyle bir kolektif çalışmaya Büşra'nın söylediği gibi bir yatkınlığı var. Hani pratiği farklı kılan şey bu. O yüzden meslekteki eşit temsiliyetin bizi getireceği noktanın daha iyi bir nokta olduğuna inanıyoruz. Onun için. Yoksa biz sadece gender gap'te bir açığı kapatalım, sayısal olarak bir yere gelelim ya da kişisel tam uyardığınız şey oldu galiba, kapının önünden biri geçtiği için ya da kişisel kazançlarımız artsın diye bunu aslında istemiyoruz. Bu tam tersi tüm meslek ortamı için iyi bir şey olacak. Az önceki kıyamet için çok çok özür dilerim, bundan korkuyordum ve oldu, kusura bakmayın. Bu da hayatın bir parçası, kolektif hayatın. Benim için şöyle, zaten bence ekip oldukça fazla şu anda. Buradaki belki şeyi konuşmak iyi olabilir. Yıllardır ekipler var. Sadece bunun tanınırlığı ve iletişim kurulmak istenen kısmı o ekibin hep bir erkeği oluyor garip bir şekilde. Yani işte bilmem kim ve eşi, bilmem kim ve ortağı falan gibi hep böyle bir erkek değil üzerinden. Yani bunu dönüştürmek çok daha köklü ve uzun sürebilecek bir şey bana kalırsa. Yani bizim burada kendi aramızda konuştuğumuz şeyde nasıl bir etkisi olabilir bilmiyorum. Onun zaten karşı taraftan bizim maruz kaldığımız bir ayrım o. O bence zamanla değişecek ama ekipler şu anda oldukça fazla var hem dünyada hem Türkiye'de. Bu çok kıymetli gerçekten.
Benim de aynı şey başıma geldi şu an. Çünkü akşam saati olduğu için herkeste böyle bir şey var. Yani ekip meselesi plug'ı kurarken de bizim, yani benim tek başıma bulunduğum bir girişimdi tabii ki, ama ismini koyarken tam da Özlem Hoca'nın altını çizdiği yerden, yani bu bana ait bir şey olmaktansa çoklu bir üretim, yani onun paydaşı olan herkesin kendi içerisinde onu geliştirebileceği ve ondan bir parça pay alabileceği bir şey olduğu için çok niyetli bir yola çıkıştı. Hatta o zamanlar çok iyi reklamcı olan bir arkadaşım şey demişti, yani Türkiye'de ve dünyada hala isimler var. Yani sen Büşra Mimarlık koymalısın falan. Yani böyle hiç kafamı bile karıştırmadı bu yorumu. Şu anda da oldukça fazla genç mimarlık ofisi kolektif bir biçimde üretiyor. Çünkü eğer tek bir yapıyla değil de kentle, ölçeği gereği bütün bu ölçekler arası ilişkilerle ilgilenirseniz zaten tek başınıza yapabileceğiniz bir şey olmaktan çıkıyor. Yani bu boyutları gereği yarışmalar da aynı şekilde. Bir yarışmayı oturup da kendi başına çizmek herhangi biriyle tartışmadan, kolektif bir biçimde bir şeyleri inceltmeden, onun zihin süzgecinden o karşılaşmaları yaşamadan tek kişi olarak iyi bir sonuç vermediği için zaten yarışmalar özelinde de şu andaki Türkiye ve dünyada da bu ekiplerin sayısı oldukça fazla artmış durumda. Türkiye'de tek problemi yarışmayı kazandıktan sonra başlıyor. Bir erkekle görüşmek istiyor kamu. O şeye alışana kadar yani alışıyorlar, sorun değil. Hani buna hiç takılmayan kamu kurumları var. Ama bir süre şeyi arayan ve soran, yani şimdi kiminle iletişime geçeceğiz? İşte benimle falan. Hani onun da hala mı sizinle falan diye. Hani böyle bir yeterli gelmedi ama zamanla iş yaptıkça açılan bir takım karşılaşmalar da var. Onlar da düzelirse ben bu konuda açıkçası çok umutsuz değilim. Çok teşekkürler. Şimdi bir soru geldi. Ben onu size yöneltmek istiyorum. Büşra'ya iki tane soru geldi. Birincisini okuyorum dilerseniz. Haliç kentsel projesini hazırlanırken mahalle etkinlikleri kısmını tasarlamak için nasıl bir ön sosyolojik çalışma veya gözlem yaptınız? Ofisin ortak dili ortaklaşma odağında. Burada önemli bir soru. Öncelikle bu verilen altlıklarda oralarla ilgili bir takım çalışmalar var. Yani yarışma sadece bizim örgütlediğimiz bir şey değil, biliyorsunuz. Birincisi orada çalışmalar, oradaki çalışmalar, tez çalışmaları ve tarihsel araştırmalar. Orada vakit geçirme, yani tam pandeminin başına denk geliyordu. Normalde daha fazla vakit geçiriyoruz ama 2-3 defa orada çok yoğun saatlerde bulunup hem hafta sonu hem hafta içi gözlemler ve orada yaşayan iki kişinin, yani şu an ismini vermesem daha iyi olur. Onların stüdyoları ve işte konakladıkları yerde, orada bir tanesinin de üretim alanı var. Onları ziyaret edip onlarla da konuşarak bunların hepsini bir veri olarak toparlayıp buluyoruz. Oradan seyreltiyoruz aslında bu durumu. O da sadece mahalleye özgü bir çalışma değil. Günlere, saatlere de bölerek yaptığımız bir şey. Çünkü orası metropolitan bir problem aynı zamanda. Yani sadece mahallenin ölçeğindeki değil, o üçlü diyagramda gördüğümüz şey birçok ölçekte burada bir toplanma alanı olabilmesinin vurgusu vardı. Onun için sadece mahalle değil, kent mahalle ve onun tek bir anı diyebileceğimiz bir görselleştirme yapıyoruz. Belki oraya da tekrar genişletmek lazım konuyu. Evet, çok teşekkürler. Bir soru daha var. Onu da hızlıca okumak istiyorum. Diyagram dilinde gözetilen cinsiyetsiz dil, hali hazır cinsiyet farklılaşmasına bağlı sorunsallarla nasıl baş ediyor? Anlatı cinsiyetsiz olabiliyor mu? Anlatı cinsiyetsiz olabiliyor. Tabii tabii. Çünkü şöyle, tam aslında önemli yerlerinden bir tanesi bu. Seçtiğimiz dil, kurmaya çalıştığımız anlatım
yine de kelimelerden oluşuyor. Ve o kelimelerin hiçbirinde herhangi bir grubu avantajlı kılan, herhangi bir erkekliğe övgü barındırmayan, bütün bu eşitlikçi, yani herkese erişebilir olan ve ortaklaşa olan şey üzerinden kuruyoruz bunu. Yani kelimelerin hepsi bu şekilde seçilmese bile sonraki denetleme mekanizmalarında gördüğümüz şey, yani ilk başta böyle başlamamıştı çünkü konu, onu belki açıklamak lazım. Fakat zamanla bu bilince ve bu mücadelenin içerisinde yer almaya başlayınca hem geriye dönük olarak hep bunun var olduğunu, hem de ondan sonra da seçilen kelimelerin ve anlatımın tamamen buna imtina ettiğini, özen gösterdiğini söyleyebilirim. Onun için diyagramı çizme dili olarak değil, fakat o diyagramın ifade ettiği yaşantı olarak tam da böyle bir ortak yaşam ve paylaşım alanını ifade etmeye çalışıyoruz. Yani diyagramın tam çizimsel dilini kastetmeye çalışmamıştım aslında. İçerdiği kavram ve anlattığı anlatı olarak bir ortak mekan yaratması ve ötekilerin olmadığı bir toplanma, topluluk olma durumunun ifade edildiği diyagramlar. İçeriği geriye diyebiliriz belki buna. Bilmiyorum cevap oldu mu? Çok teşekkürler Büşra. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Süremizi biraz aşmakla birlikte keyifli bir sohbet oldu. Ayşen Hocam, lütfen, bir şey hocam, ben buyurun. De bir iki cümle tabii. Söyleyeceğim. Çok teşekkür edeceğim tekrar. Gerçekten çok güzel sunuşlar oldu. Çok mutlu oldum ben. Yani sadece şunu söylemek istiyorum. Söyleyecek çok şey var belki. Hakikaten bizim zaten hani burada etkinlikte de vurguladığımız gibi, yani hiç kimsenin derdi kadın erkek karşıtlığı ya da işte karşılaştırması, ayrımcılığı değil. Tam tersine bir bakış açısını ortaya koymak, yani bir dünyaya bakışı, yani kadın meseleleriyle beraber işte o eşitlik, özgürlük, ortaklık fikrine bakışı, yani bir zihniyeti desteklemek, tartışmak. Bence bu sunuşlar da onu çok güzel destekledi. Hem Özlem Hoca'nın hani verileri, soru işaretleri, Büşra'nın hakikaten o duyarlı yaklaşımı, hani mekana, mesleğe yaklaşırken o kolektiflik, kamusallık meselelerini bu kadar güzel tartışması ve de ürünlere dönüştürmesi zaten bu zihniyetin de aslında destekçileri oldu. O anlamda ben bir örtüşme gördüm de onun için eklemek istedim. Hakikaten bizim duyarlılığı uyandırmaya çalıştığımız konuların da aslında temelinde bu meseleler var. Yani bu bakış açısı, bu hassasiyetler var. Onun için ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkürler Deniz Hocam. Gerçekten o anlamda iyi bir başlangıç yaptık diyelim. Dediğimiz gibi bu konuları her zaman konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii ki zaman ayırıp konuşma yapan sevgili meslektaşlarımıza çok çok ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımıza da burada bizimle birlikte olduğu ve bu güzel ortamı kurduğu için çok teşekkür ediyoruz. Teknik ekibimiz, zaten her şeyimiz onlar olmasa bu etkinlik mümkün değildi. Melis ve Gökçem'e de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni bir etkinlikte bu konuları biraz daha ayrıntılandırıp tekrar bir araya gelmeyi diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Özlem Hocam, sevgili Büşra. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.